Evet, güncelde bugünün ilk konuğu Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Birimi Koordinatörü Olgun Sakarya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ilk bölümde programda elektrik fiyatlarını konuşacağız. Aslında yeni yılın gelmesiyle birlikte elektrik faturalarında yeni bir uygulamaya geçildi. Bu uygulamayla hem fiyatlarda bir miktar artış oldu hem de elektrik faturasındaki kalemlerde değişiklikler oldu. Şimdi tabii bu sorun neden çıktı, ne oldu bunu ayrıntısıyla konuşacağız. Hangi kalemler vardı, ne oldu şimdi, şeffaflık korunuyor mu gibi başlıkları konuşacağız ama bütün bunlara gelmeden önce belki de bu sürece nasıl gelindi onu konuşmakta fayda var. Yani özelleştirilmeler sonucunda firmalardan alıyoruz biz elektriği ve karşımıza her zaman farklı faturalarla, farklı şeylerle, içinde ne olduğunu bilmediğimiz çoğu zaman elektrik faturaları çıkıyor. Ki bu başka alanlarda da konuşulabilir ama elektrikte böyle bir gerçek var. Tabii bu bir tercih aslında, politik bir yaklaşım. Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan bir politika. Biraz bunu öncelikle konuşarak başlayalım. Ne diyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle 2016 yılının bizi izleyenler, izleyicilerimiz için barış içinde, sevgi dolu, sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Özellikle barışa bugünlerde her zamankinden çok daha ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde. Bugün hayatını kaybeden güvenlik mensuplarımıza ve vatandaşlarımızın yakınlarına da sabır diliyorum. Başsağlığı ve sabır diliyorum. Evet, elektrik enerjisine gelecek olursak tabii... Elektrik enerjisine bugünlere uzun zamandır izlenen politikaların bir sonucu olarak geldik. Elektrik enerjisi hepimizin bildiği gibi insan yaşamının artık zorunlu bir ihtiyacı, toplumun ortak gereksinimi ve bu nedenledir ki zaten kamusal bir hizmeti zorunlu kılıyor. Elektrik enerjisinin temel özelliklerinden birisi üretildiği anda tüketilmesi veya tersten bakarsak talebin olduğu anda talebi karşılayacak üretimin temin edilmesi. Bu nedenledir ki elektrik enerjisinde üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri arasında çok sıkı bir bağ var. Organik bir bağ var. Dolayısıyla bu üç faaliyetin eş zamanlı olarak yürütülmesi lazım ve bunun için de merkezi bir planlama anlayışının mutlaka oluşturulması lazım. Şimdi planlama deyip planlamaya baktığımızda şu anda var mı böyle bir şey? Ne yazık ki bunu pozitif anlamda evet şeklinde cevaplandırmak mümkün değil. Ne yazık ki şu anda özellikle üretim alanında baktığımızda isteyenin istediği yerde, istediği güçte, istediği kaynakta üretim tesisi kurma ortamının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Dağıtım tamamen özel sektörün faaliyet alanına terk edilmiş. Evet. Doğal olarak bir kar aracı olarak görülmüş. Üretimde aynı şekilde tabii ki. Şimdi böyle bir ortamda bir kere planlamadan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla bu arz güvenliği açısından da ciddi bir sorun oluşturuyor. Nitekim kaynak seçiminde daha çok doğal gaza yönelildiği için bundan bir süre önce yine bu stüdyolarda doğal gazla ilgili evet. Sıkıntılarda bunu dile getirmiştik. Aynı şekilde dağıtım alanının da özelleştirilmesi, özelleştirme politikalarının sonucu olarak özel sektöre devredilmesi ve bir kar alanı haline getirilmesi elektrik enerjisinin politikalarının oluşturulmasında temel faktör olan düşük maliyetlilik ilkesinin aslında terk edilmiş olması anlamını taşıyor. Elektrik enerjisiyle ilgili politikaları oluştururken dikkate alınması gereken kriterlerin içerisinde arz güvenliği olduğu gibi çevreye ve toplumsal yapıya uygunluğu artı düşük maliyetli olması gibi ve sürdürülebilir olması gibi temel konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi düşük maliyetlilik ilkesini bu şekilde bertaraf ettiğinizde bundan işte 1,5 ay önce dağıtım şirketlerinin oluşturduğu derneğin başkanının zam söylemleri doğal olarak kaçınılmaz oluyor. Nitekim
O söylemler sonucunda da 1 Ocak'tan itibaren bir zam şeyiyle karşı karşıya kaldık. Yani burada bugünkü bu tarife yapısına veya zam sonucuna gelmemiz izlenen politikaların, geçmişten bugüne kadar izlenen politikaların, özellikle 2001 yılında çıkan, o zaman iktidarda üçlü koalisyon vardı ama AKP'nin de sürdürdüğü ve özelleştirmelere hız verdiği politikalarının bir sonucu olarak biz bunu görüyoruz. Peki bu, yani belki bu konuda çalışmanız yoktur, vardır bilmiyorum ama dünyanın pek çok ülkesinde ya da gelişmekte olan ülkelerde yine bizim gibi mi? Yani bir planlama olmadan mı gidiyor? Yani bu düşük maliyet dedik yerine piyasa odaklı daha çok kazançlı elektrik politikaları mı öne çıkıyor? Yani neoliberalizmle ne diyorsunuz? Şimdi gelişmiş bazı Batı Avrupa ülkelerini örnek verirsek, sonuçta orada bir planlama yapılıyor, bir politik tercih ortaya konuyor ve onun arkasında da duruluyor. Bakın, ben her platformda dile getiriyorum. Almanya 90'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başında güneşe yönelik bir politik tercihte, güneş ve rüzgara yönelik bir politik tercihte bulunmuş ve bugün geldiğimiz noktada Almanya'da üretilen elektriğin, 2014 yılı itibariyle üretilen elektriğin yaklaşık %15'i sadece güneşten ve rüzgardan elde ediliyor. 14.9'u. Rakam yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o politik tercih yapmış ve arkasında durmuş, kararlılıkla da o noktaya gelmiş. Bugün Almanya güneş teknolojisinde teknoloji ihraç eder pozisyona gelmiş. Şimdi bir araya gireceğim. Başbakan Buyurun. Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapıyor. Üçüncü köprüyle ilgili ona. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını ekrana taşıdık. Tabii elektrik fiyatları hakkında konuşuyorduk. Biraz piyasalaştırma kavramına değinmeye çalıştık. Buyurun. Evet. Ben tariflere geçmeden önce tabii. En son dün 30 Aralık itibariyle elektrik üretimindeki son durumu rakamsal olarak biraz açıklayarak tariflere geçmek istiyorum. 30 Aralık itibariyle yani 2015'in neredeyse sonu itibariyle yaklaşık 260 milyar kilovat saate yakın bir elektrik üretimimiz söz konusu olacak 31 Aralık itibariyle. 30 Aralık itibariyle bu üretimin %37.9'u doğalgaza dayalı. %15.3'ü ithal kömüre dayalı. Dolayısıyla %53-54 bandında bir ithal kaynak bağımlılığımız söz konusu. Şimdi böylesine ithal kaynak bağımlılığı olan bir enerji, elektrik enerjisi politikasında biz doların bu hareketli günlerdeki seyriyle beraber çok ucuzluk beklemek biraz hayalcilik olur diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda dışa bağımlılığımız söz konusu. Evet. Fakat enteresan bir şey var. Nedir? Biz odamızda yaptığımız çalışmada son tarifelerdeki artışları değerlendirdiğimizde elektrik enerjisinin perakende satış fiyatı üzerindeki zammın yaklaşık 3.7 oranında artışın, asıl hizmet bedellerine ilişkin işte kayıp kaçak bedeli, evet, iletim bedeli, dağıtım bedeli gibi dağıtım bedeli altında toplanan bedellerin artışının da %10.4 civarında olduğunu gördük. Dolayısıyla daha çok dağıtım sektörüne yönelik bir zam yapılmış gibi bir izlenim edindi bizde bu son zamlar. Tabii son zamlarla beraber tarife tablosunda çok ciddi bir değişiklik yapıldı. Evet. Bu değişikliğin temel özelliği birçok bedelin toplumun, vatandaşın gözünden kaçırılarak bir torba içerisinde bir anlamda karartılması. Öyle ifade etmek mümkün. İşte oradaki o kalemler aslında tam böyle %10.4'lük artışın ardından kaybolması dediğiniz gibi dikkat çekici. Nasıl bir karara bağlı çıktı bu? Yani şeffaflık ilkesi de vardı ama. Şimdi elektrik piyasası kanununun birinci maddesinde, amaç maddesinde özellikle şeffaflığa vurgu yapılıyor. Ama şimdi şeffaflığa vurgu yapılan bir yasaya göre baktığımızda tarife tablosuna ve bir önceki dönemle karşılaştırdığımızda kayıp kaçak bedeli aslında tarifenin içerisinde var ama görünür değil, kaldırıldı. İletim bedeli, yani iletim sistemi yatırımlarına, işletme faaliyetlerine ilişkin vatandaştan toplanan bedelin birim fiyatı daha önce vardı. O da yok edildi, daha doğrusu gizlendi.
dağıtım faaliyetlerine ilişkin, dağıtım, yatırım ve işletme faaliyetlerine ilişkin birim fiyat da vardı, birim bedel de vardı. O da yok edildi. Bunların hepsi bir pota içerisinde dağıtım bedeli altında, sayaç okuma da bunun içerisine sokularak tek kaleme indirildi. Şu andaki tarifelerde dikkat çeken iki tane bileşen var. Birisi enerji, perakende enerji satış fiyatı, bir de dağıtım bedeli adı altında alınan iki bedel. Halbuki daha önceki tarife yapısında bunlar ayrıştırılmış haldeydi. 5 kalem birim kilowatt saat başına alınıyordu. Bir de sayaç okuma bedeli, 6. bir bedel. O da her sayacın okunması halinde alınan bir bedel idi. Bunların hepsi şimdi gizlenmiş vaziyette. Ha şimdi bu neden böyle bir ihtiyaç duyuldu diye düşündüğümüzde, biliyorsunuz toplumda sayaç okuma bedeline karşı, özellikle kayıp kaçak bedeline karşı çok ciddi tepki vardı. Evet. Nitekim kayıp kaçak bedellerinin iadesiyle ilgili vatandaşların bireysel başvuruları sonucunda Yargıtay'ın oluşturduğu bir karar var. Bunların iade edilmesine yönelik. Tabii bunun sonucu olarak da çok ciddi anlamda bir dava dosyası oluştu. Evet. Ve bu kayıp kaçak bedellerinin iadesi hani Enerji Bakanlığı'nın bu yılbaşının geçen sene bu zamanlar veya işte Şubat gibi yaptığı bir açıklama vardı. Kayıp kaçaktan 33 milyar TL bir para toplandığı gibi bir açıklamaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunların iadesi dağıtım şirketlerini zor duruma sokar gerekçesiyle o zaman mümkün olmadığını söylemişti o zamanki Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız. Muhtemelen bu tür tepkilerden ve şeylerden kamuoyu baskısından korktukları için, kaçtıkları için bunları gizleme ihtiyacını hissettiler. Biz bu konuda oda olarak bireysel başvuru hakkımızı kullandık. Bilgi edinme yasası evet. gereği EPDK'ya bir başvuruda bulunduk hemen bu tariflerin akabinde. Bize bunların ayrıştırılmış faaliyetler olarak tablolarını gönderin istiyoruz diye. Herkesin hakkıdır bu. Herkesin hakkı evet. bu. Fakat çok enteresan bir cevap geldi bize. Resmi olarak. Hemen bir iki gün sonra geldi EPDK'dan. O konuda hızlı hareket etmişler. İşte yayınladığımız tarife tablolarının içerisinde bunlar var diye. Biz kayıp kaçağı, iletimi, dağıtımı, sayaç okumayı ayrı ayrı tanımlayarak ayrıştırılmış halde istedik. Onlar var diye cevap veriyorlar. Yani yanıltıcı bilgi veriyorlar. Tabii bunun peşini bırakma durumunda değil o da. Bunun takipçisi olacak. Fakat bir hususa daha değinmek istiyorum. Lütfen buyurun. 6052 sayılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tüketicinin korunması hakkında bir kanun var. O kanun gereği çıkarılan bir yönetmelik. Abonelik sözleşmeleri yönetmeliği. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir yönetmelik. Bu yılbaşı, geçen 2015'in yılbaşında yani 24 Ocak 2015 tarihinde bu yayınlandı resmi gazetede. O yönetmeliğin 19. maddesinde bu tür tüketime esas bilgilerin tüketiciye açık ve anlaşılabilir şekilde sunulması gerektiğini ifade ediyor. Nedir bunlar? Onları hemen bir kısaca şey yapayım. Satıcı veya sağlayıcı her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır. Ödeme bildiriminde yer alması gereken hususları tek tek sayıyor. Diyor ki burada tüketim veya kullanım miktarı, evet, birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar. Bir tarife uygulanması durumunda bu tarifenin içeriği ve ücreti ve en önemlisi vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi. Şimdi tüketicinin korunması hakkındaki kanuna aykırı bir tablo. Tarife tabloları. Evet. İki, o tarife tablolarına dayanak oluşturan 6446 sayılı yasanın birinci maddesindeki şeffaflık ilkesine aykırılık oluşturan bir tarife tablosu. Böyle bir durum. Evet. Yani vatandaşlar
muhtemelen tabii ki haklarını aramak durumunda kalacaklardır. Sizler bir dava açacak mısınız oda olarak? Yarın odamızın yönetim kurulu toplantısı var. Yönetim kurulu toplantısında tabii ki bunlar toplantı gündeminin içerisinde yer alacaktır. Ve orada yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda da oda bu yönde bir çalışma, yani karar doğrultusunda, alacağı karar doğrultusunda bir çalışma mutlaka yürütecektir. Ama anlaşıldığı kadarıyla, yani işin özünü şöyle anlatabiliriz kısaca. Bu elektrikte piyasalaştırmanın ardından dağıtım, iletim ve işte kayıp kaçak bedellerindeki değişiklik ve tarifedeki artış %10.4'e yükselince bunu diyorsunuz ki kılıfa sokmak için bir torba fatura dönemine geçilerek tek boyuta, tek kaleme döndü olay. Şimdi biz daha önceki tarife dönemlerinde, yani 2015 ve gerisindeki tarife dönemlerinde zaman zaman basın açıklaması yapıyorduk. Gizli evet. Zam adı altında. Evet, evet. Onu niye yapıyorduk? İşte bu kalemler arasında aktarma yaparak, mesela enerji bedeli düşüyor idi. Enerji bedelindeki düşmeyi vatandaşa yansıtmayıp oradaki düşen miktarı diğer kalemlere aktarmak suretiyle oynama yaparak tarifeyi aynı tutuyorlardı. Veya toptan satış fiyatları düşüyor idi. Bunu vatandaşa yansıtmayıp maliyet bazlı fiyatlandırmaya göre yapılması gereken o tarifelerin bunu vatandaşa yansıtmayıp diğer kalemlere ekleyerek bir anlamda nötrlüyorlardı. Dolayısıyla da zam yapmadık diyorlar idi. Biz bunları tabii kamuoyuyla paylaşıyorduk. Hatta bu konuda açtığımız bir dava da var. Yanlış hatırlamıyorsam 2012'nin sonundaydı. Dava hala devam ediyor şeyde, Danıştay'da. Biz bunları sürekli dile getiriyor idik ama şimdi tabii bunları göremiyoruz. İçeride nasıl bir aktarım yapıldığını bundan sonra da eğer bunları elde edemezsek görmemiz mümkün olmayacak. Bunun için 2015'in Ağustos ayında bir yönetmelik çıkardılar. Tarifeler yönetmeliği. O tarifeler yönetmeliğindeki tarifeleri tek tek sıraladılar. O tarifeler yönetmeliğindeki tarifelere uygun bir tarife tablosu şimdi bu. Ağustos ayında çıkan tarife. Ama orada bunların gizlenmesine ilişkin bir ifade yok. Anlaşıldı. Bakın biz de izlemeye devam edeceğiz. Sizinle zaman zaman konuşacağız bu konuları. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Kısa bir aramız var. Güncel devam edecek.